ekranların en sıcak, en güler yüzlü ve en faydalı kadın programı Melek bugün de dop dolu. Melek bugün müzik dünyasının sevilen, başarılı ve güçlü seslerinden Ebru Yaşar'ı ağırlıyor. Ebru Yaşar yeni albümünden yeni şarkılarını Melek'te söyleyecek, keyifli sohbetiyle Melek'e renk katacak. Hepimizin korkulu rüyasıdır istenmeyen kokular. Peki ayak, ağız ve ter kokularından kurtulmak için ne yapmalı? Doğal yaşam uzmanı Zeynep Çelen, kötü kokulardan kurtaran doğal tarifleriyle bugün Melek'te. Kore'de ve dünyada milyonlarca hayran kitlesine sahip Koreli müzik grubu Rania ve Exit, muhteşem şovları ve performanslarıyla ilk kez bugün Melek'te. Stop.
Nasılsınız? İyiyiz, iyiyiz. Good. Ay bir şey söyleyeyim mi? Hoş geldiniz. Söyleyin lan. Olsa olsa ya. Şimdi ben söyleyeceğim İnna, sen de tercüme edeceksin. Dün öğleden sonra şeyden çıktım, yayın bitti, dünden bahsediyorum. Şu saate kadar ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Binlerce tweet geldi. Bu bir gerçekten. Hiç sormam. Ay İnna, ne kadar seviliyorlar. Onlar intik ama ne şimdi? Ha? Ha? Türkiye'de mi yoksa Kore'de mi? Bak onlara söyle, Türkiye'de inanılmaz bir hayran kitleleri var. Çok keyifli. Çünkü benim fan bunları istiyor. Ya. Every night bir şarkıları var ve hani onu takip eden bir sürü insanlar varmıştı. Evet. Evet, peki bir sorsana bakayım. Şu çok güzel kızlar, hepsi birbirinden güzel maşallah. Hadi domu yetiştireyim. Ha? Şöyle bir dön bakayım şöyle. Ben beni götürür ama dalle ya. Hepsi çok güzel. Peki, acaba bizim Türk erkeklerini beğeniyorlar mı? Peki, namzım bunların otdaşınca. Seksindar. Ha? Ne? Herkes çok naziklermiş. Ha? Ve çok yakışıklı varmış. Ve bıyıkları çok iyi. Peki, bakın ben şimdi gelen tweetlerden birkaç tane okuyorum. Elif Sena Ülker demiş ki, Kore popunu dinleyen büyük bir kitle var Türkiye'de. Grupları adına açılmış fan siteleri bile var. K-pop'u çoğun insanları ben takip ediyorum. Site'de ben takip ediyorum. Biri demiş ki, ya Ebru Aydan demiş ki, ben kendimden geçtim. Annem bile onlar için çıldırıyor demiş. Daha barikoda Monika'cı böyle çoğalıyor. Peki, İstanbul'u beğendiler mi İnna? Bir sor bakalım. İstanbul'u Hava çok güzel. Peki. Komşuya da çok güzel. Ve manzara da çok güzel. Manzara. Yemeklerini beğeniyorlar mı? Yemekler de çok güzel. Alt tatlarına uymuş. Peki. Peki neden Türkiye'deler İnna? Vay Türkiye'ye uşasaya. Türkiye'ye geçin çoğu fanbundur'u da bekku sınıfı. Türkiye'de hayranlarını görmek istemişler. Onun için güzel. Gelmişler. Sizleri görmek istediler ve ekranları başındakileri. Ve bizim bir partiye gelmişler. Türkiye ve Kore ortaklı bir e-ticaret şirketinin partisine gelmişler. Peki bir tanesinin, böyle bir tweet aldım. Bir tanesinin çarşamba günü doğum günüymüş. Kimin doğum günü? Hamdoni değil, senirse ya. Bugün senirse ya. Senin mi? Ay canım benim, kaç yaşına giriyorsun? 몇 살이 되시는 거예요? 아 이제 제가 18. 18 yaşındayım. Allah canınızı anlasın. Çocuk bunlar da. Küçücükler daha. Çok güzel. Çok güzel. Melek abla öpüyor seni. Peki. Şimdi onlara bir armağanımız var. Kim getiriyor? Getir Ferhat'cığım. Evet, hemen soruyorum. Bir şarkı daha alıyor muyuz yoksa veda mı ediyoruz bu güzel kızlara? Hangi tarz şarkıncı yani? Teşekkür ediyormuşuz İnna. Teşekkür ediyormuşuz. Harikasınız. Kocaman alkışlarla uğurluyoruz ilerleyen dakikalarda. Başka bir grubumuz daha var. Raina grubumuz var.
Evet. EXID grubuna kocaman alkışlar. EXID. Melek şimdi müzik dünyasının sevilen, başarılı ve güçlü seslerinden Ebru Yaşar'ı ağırlıyor. Ebru Yaşar yeni albümünden yeni şarkılarını Melek'te söyleyecek, keyifli sohbetiyle Melek'e renk katacak. Evet, evet. Değerli konuklarım, bugün Melek Stüdyosu çok özel bir sesi ağırlayacak. Ben onun sesini gerçekten çok beğeniyorum. Müthiş bir gırtlak yapısı var. Ve son günlerde bir Türk Sanat Musikisi albümü çıkardı. Hoş bir kadın, güzel sesli bir kadın. Kim geliyor? Kim? Ebru Yaşar geliyor.
seni anıyorum. Sağ olun. Ayol rüzgar gibi girdi. Sağ olun. Stüdyoya. Çok teşekkür öyle ederim. Öyle değil mi? Vallahi öyle girdi. Çok sağ olun. Sizin programınıza yakışır. Canım benim, teşekkür ediyorum. Size yakışır. Ayrıyetten çok çok sevdiğimi belirtmek istiyorum ederim. Sizi. Teşekkür ederim. O yüzden yakışır. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sevgili Ebru, bugün keyifli bir sohbetimiz olacak evet. seninle. Ama önce bir çay, kahve. Burası çünkü bizim evimiz. Bir çay gibi. İçerim. Çay içer. Çok makbule geçer. Ay ben bir kahve. Tamam. Dünkü gibi pek güzeldi. Şimdi şaşırdınız mı biraz hanımlar? Hani Ebru Yaşar'ı hep Türk halk müziğinde dinlemiştik. Ama ne kadar farklı bir tarz getirmiş. Halk müziği değil, ama hani böyle fantezi evet. daha böyle hani daha popüler evet. işte. Tabii bunun içine onu da katabiliriz evet. halk müziğini, ama hani sanat müziği evet aslında asıl branşımdı. Hani... Çünkü kendisi konservatuvar mezunu. Evet, konservatuvar mezunuyum. Evet, genelde mezun olmadan bırakır giderler. Ebru bitirmiş okulu. Bitirdim. Evet, bitirmiş Çok gelmiş. Şükür bitirdim. Ama 10 yılda bitirdim. Yani 5 senelik okulu 10 yılda bitirdim. Fakat azmettim. Çünkü hem bir yandan çalışmak, bir yandan işte albüm çalışması, sahne çalışması yapıp bir yandan okula devam etmek çok zordu. Çok zorlandım. Fakat hırs yaptım. Son 2 dersim kalmıştı. Onları da gittim ve hepsinden yüz yüze olarak bitirdim. Yaşa sen. Yani formasyonlarıma dahil olmak üzere, yani öğretmenlik haklarım da dahil olmak üzere. Şu an hani öğretmenlik görevini de yapabilirim, ama tabii ki hani işlerimin yoğunluğundan vesaire, ki ona da çok farklı bir dal olarak bakıyorum. Öğretmenlik gerçekten çok zor, herkesin yapabileceği evet. bir meslek değil. Öğretmek zor bir şey çünkü. Kesinlikle. Bir şey bilmek başka bir şey. Hanımlar, öğretmek başka bir şey. Evet. Bilirsiniz de öğretemezsiniz. Öğretmek ayrı bir şey. O büyük bir sabır gerektiren, evet. Sevgi gerektiren, biraz daha bence olgunluk isteyen. Ben kendimi evet. henüz daha o kadar olgun ve o kadar bilgili, hatta yetenekli bile bulmuyorum. Estağfurullah. Henüz hala kendimi çok, çok yolun başında görüyorum. Bence. Çok teşekkür ederim. O yüzden öğretmenlik yapmıyorum. Ama öğretmenlik haklarım saklı. Bak sana bir şey söyleyeceğim Ebru. Senin o kadar avantajlı bir fiziğin var ki. Gerçekten öyle. Çok avantajlı bir fiziği var. Şimdi fantazi müzik falan söylüyordun daha önce. Şimdi Türk sanat müziği söylüyorsun. Farklı bir yapıda. Sen çok iyi pop da söylersin, biliyor musun? Yani zaten yaptığımız ben albümler, evet, yaptığımız albümlerde hep pop altyapılar da var. Ben bir kere Melek ablacığım, hani müziğin bir kalıba sokulmasına son derece karşıyım. Çünkü hem benim aldığım eğitim, hem gördüğüm, ben dünya müziğini dinleyen bir insanım. Müziği kısıtlamak kadar saçma bir şey yoktur. Müzik evrensel. Dünyada. Müziğin evrensel Tabii. olmasının sebebi zaten her ruha, her gönüle, her beyne, dili ne olursa olsun hiç önemli hitap değil. Hitap ediyor olması. Önce yüreğe hitap edecek. O yüzden hani ben kendimi işte şu dala aittir, bu dala aittir gibi asla bir sınıfa koymuyorum. Gerçekten ben sınıfsızım, sınıfım yok. Canımın istediği ama yakışan. Haddini bilerek. Estağfurullah. Yakıştırdığım ve yakıştırılan dalda bence müziği icra etmek çok daha hem keyifli hem saygılı diye düşünüyorum. Aa canım benim. Ben elimden hani sanat müziğini ben tabii ki asla duayeni değilim. Ne büyüklerimiz ne duayenler var. Tabii, onların yanında tabii. benim adım yani okunmaz bile. Ama elimden geldiği kadar, sesim yettiği kadar, bilgim doğrultusunda okulum. Konservatuar, İstanbul Teknik Üniversitesi ki dünyada diploması geçen Türkiye'de, bunu evet. gururla söylüyorum, tek üniversitedir Türkiye'de, dünyada diploması geçen tek üniversitedir İstanbul Teknik Üniversitesi. Bunu da hani okullu olduğum için okuluma saygı adına söylemek zorundayım. Kendim de anladım. Konservatuarlılar böyle de biliyor musunuz? Yok olmadı yani. Söylememiz lazım. Hani hiç kimse kusura bakmasın ama konservatuarlı olmak bir ayrıcalıktır yani. Bir ayrıcalık. Ya onu da ben son yıllarda söylüyorum aslında. Çok böyle şeyleri söylemiyorum. Yo, fakat bu sefer bana lazım. Söylemek lazım. Söylemek lazım. Çünkü hep diyorlar ya efendim hani yetenek eğitimle mi? Gayet tabii ki öyle tabii. değil. Yani peki şöyle düşünün. Hem yetenekli olup hem eğitimli olursa evet. fena mı olur? Evet, çok daha iyi kesinlikle. Olur öyle değil mi yani? Hani yeteneğin vardır, eğitim olamazsın. Şartların uygun değildir.
Buna saygı gösteriyorum. Hı. Ama her türlü imkanım vardır. Bence eğitilmek, ben hala her gün ne okusam, neye tabii baksam ki diye, hani bunu kendimi nasıl dipsiz geliştirebilirim? Dipsiz bir kuyu çünkü. Kesinlikle. Öğrenmek. Onun sonu yok yani. Evet. Çok güzel bir suratı yok mu Ebru'nun? Bakın ben sohbetin başında da söyledim ya, gerçekten son derece özel bir fiziğe sahip bir kere. Çok hoş bir vücut yapısı var ve ben onun en çok gamzelerine hastayım. Şurada Gamze özürlüğüm ben. Özel bir Gamze. Bir tane Gamze özürlüğüm diyorum. Hiç kimse de görmediğim bir Gamze o yani. Çok da yakışıyor sana. Şimdi hemen albümünü göstereceğim. Ebru'nun Sanatı Ebru albümün adı. İddialı bir isim bu. Evet. Değil mi? Çok iddialı bir isim. Sen ayrıca Ebru Sanatı da biliyormuşsun galiba. Ebru Sanatı'yla ilgileniyorum. Hı. Seviyorum çünkü Osmanlı'dan bize miras kalan ilk ve ender sanatlarımızdan bir tanesi. Ama hani bitmeye yüz tutmuş. Evet. Bu arada öğrencilerin, talebelerin çok da keyif alacağını düşündüğüm için bir boyama sanatı. Evet. Hepimizin içimizden geldiği gibi ifade edebileceğimiz, aslında kendimizi kağıda dökebileceğimiz çok güzel bir sanat. Okullarda verilmesini de çok çok tekrar gündeme getirilmesini çok isterim. Çünkü boyamayı zaten bizler hani, ben hala çok keyif alıyorum. Hmm. Çok yeteneksizim bu konuda ama hani Ebru Sanatı başka bir şey. Çocukların da çok keyif alacağını düşünüyorum. Hem bunu böyle gelecek nesillere aktarmak, hem de tekrar... Çok özel bir sanat tabii Ebru Sanatı. Kesinlikle. İsmimle onu bağdaştırmak, yaptığım sanat müziğiyle bağdaştırmak adına da Sanatı Ebru gibi, evet biraz iddialı bir isim ama hakkını vermeye çalışacağım. Bir gün şey yapalım mı? Bir gün seni gene programımıza alırız. Evet. Burada bir Ebru Sanatı yaparız. Çok sevinirim. Gösteririz. Dinleyenler de öğrenir. Bence de. Görürler. Bence de. Çok keyifli olur. Bence seve de. Seve. Şimdi bu kadar yetenekleri bol olan bir sanatçı Ebru Yaşar. Acaba mutfakta nasıl hanımlar? Mutfakta da bu kadar becerikli misin de? Nasıldır mutfaklara? Şöyle. Sağ olun. Bir kere yemek yemeyi çok seviyorum. Yemeği hepimiz yani seviyoruz. Çok güzel yemek yerim. Ama senden belli olmuyor Ebru hani. İşte Allah tarafından. İnan özellikle yaptığım bir şey yok. Biraz genetik. Biraz işte hani. Dikkat et. Bir akşam işte çok yediysem ertesi günü biraz geçiştiriyorum. Öyle ama her şeyi yemek taraftarıyım. Bence kötü yemek yoktur. Kötü yapılan yemek vardır. Çok doğru bir söz bu. Evet. Sebzesinden etine, balığına kadar. Her yemek bence yenir. Doğanın bize sunduğu o kadar güzellikler var ki, ama güzel yapmak tabii ki o başka bir marifet. Bence de. Bazen böyle eser kafama yemek yaparım, güzel yaptığımı söylerler. Yapmayı da yemeyi de severim ama her gün mutfağa giriyorum desem yalan söylerim. Her gün mutfakta değilim. Fakat sık sık girmeye çalışıyorum. Öğrenmeye çalışıyorum hala. Melek ablanın mutfağında ne yapmayı düşünüyorsun? Melek ablacığım, siz o kadar güzel şeyler yapıyorsunuz ki ben size her gün uyandığım zaman böyle zevkle seyrediyorum. Benim, çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Ben bugün hani çok kolay, hepimizin böyle evinde hani misafiri olur, günü gelir bana bak çok günlerim her gün, ayda bir günümüz, altın günümüz var bizim. Hani günler olur ama çok kolay böyle bir börek tarifi vermek istiyorum. Somsa böreği. Somsa. Evet, somsa. Hani Arnavutlara böyle ait bir şeydir denir ama ben o şekilde öğrenmedim. Ama hani internette belki öyle çıkabilir karşınıza, öyle gelebilir. Çok böyle pratik, kolay. Ama böyle oturduğun yerde hepimizin geliyorum. Bu tarz. Hepimizin yapabileceği bir şey. Aslında bizim burada mutfağa ünlülerimizi almamızın tek nedeni biraz eğlence katmak işin içine. Evet. Biraz bu işin şovunu yapmak, evet, sevgili Ebru. Şimdi seni burada test edeceğim. Hem yemeği yapacaksın hem de sana sorularım var. Onları soracağım sana. Zaten bakayım sana nasıl bir önlük hazırlamışlar. Dur bakayım. Taze çıktı. Sanatı Ebru. Taze çıktı. Çok güzel. Bu sana hediye hayatım. Çok teşekkür ederim. Yayından sonra bunu götürüyorsun. Tamam, çok teşekkür ederim. Ferhat'cığım sen, ay nasıl yakıştı siyahların üstüne. Bakar mısınız? Sağ olun. Bel de kopacak bu arada. Hani bel kopuyor yani. Öyle mi? Şey. Ha, evet. Sağ olun. Evet.
Bakalım şimdi neler yapacak şimdi. Annemin gözleri doluyordur inşallah. Annem bugünleri de mi göreceğim? Şöyle. Eldiven var mı? Ben onları yoğurmamız lazım çünkü. Tamam eldiven varsa var. Tırnaklarım var. Eldivenimiz var. Çok kolay. Patates var. Haşlanmış patates. Hı-hı. Haşlanmış mercimek. Ha mercimek de var. Yumurta. Yardımcı olayım ben. Kim attı yumurtayı bize? Yine ne olur ne olmaz. Ne olur ne olmaz. Bu mercimek tamam. Girince işin içine biraz böyle hafif de tamam. Sağlıklı bir börek bu. Yani anladığım bu hafif kızartma bir şey ama. Sağlıklı. Hmm. Tamam, bir başka kap getiriyorum onları karıştırmak için. Tamam. Ya anneciğim bak görüyorsun. Annenizin ismi de? Ay Nesrin. Nesrin Hanım kızınızı mutfağa soktum efendim. Bundan evet. Sonra her gün mutfağa sokup sevgili Ebru'ya yemek yaptırabilirsiniz yani. Ben daha söylerim. Şimdi annem bana hep şöyle bir şey söylerdi çocukluğumdan beri. Bil ama yapma. Evet. Ya mutlaka bil. Örgüyü, dikişi, nakışı, temizliği, evet. Yemeği bil. Kızım ne olur ne olmaz yapma ki ben bunu çocuktum bana söylediği zaman. Hani evlenirsin belki hani sürekli yapmak zorunda kalırsın. Hı. Belki hani şartların başka olur arada sırada ama sen bil yapma derdi. Evlenmedin hiç değil mi? Hiç evlenmedim. Benim aslında çoktan şu ana kadar birkaç kere evlenip boşanmam lazımdı. Bizim şartlarımıza göre yani ama. Bu kadar hoş bir kadını evet. Nasıl bırakmışlar? Yani benle alakalı. Hani böyle... geç olsun ama hani temiz olsun. Anladım. Takıntım var. Anladım. Ben aslan burcuyum. Biraz öyle şey. Öyle mi? Evet. Ha ondan sevdim ben kadını. Ha. Öyle mi? Aslan. Ha öyle mi? Hadi. Tamam. Bir de ben aslan yani. İsterim ben de aslan. Ben de öyle. Aslan burcu iyi burçtur. Evet, iyidir. Kazık iyidir. Atmaz adama. Çok arkadan fazla vurmaz. Fazla dürüsttür. Hiç sevmediğim evet. Bir huyumdur. Aşırı dürüsttür. Aynen. Bazen de başımıza dert alırız çok, o fazla dürüstlüğümüzden. Çok alırız. Hep alırız aslında. Ben diye söyledim. Ve görüntü itibariyle bazen soğuk durabiliriz. Evet. İşte böyle hani snob, böyle kibirli durabiliriz ama hani içimiz asla evet. Öyle değil. Evet. Çok daha yumuşak kalpli. Kuş gibi de bir kalbimiz çok, vardır çok yani. Bir lafla hemen gönlümüz alınabilir. Aynen öyle. Mesela hani ileride evlenip çocuk filan sahibi olmak. Çok tabii ki istiyorum. Çünkü tabii. Anaç burçtur. Aynen. Aslan burcu. Ya hep öyleyim aslında. Zamanı da geldi diye düşünüyorum. Bence de. Biraz bakacağım. Ben bunu nasıl yoğuracağım onu bilmiyorum. Ben yardımcı olurum. Ay süpersin. Aferin sana Ferhat'ım. Centilmen erken hali evet. Başlar. Evet. Bak, şu an mı yapmamı istediğiniz bir şey var mı? Şimdi, öncelikle. Patateslerle. Hı-hı. Hatırladım kadarını. Mercimekleri bana biraz yoğur. Tamam. O zaman ben de bir eldiven takayım ki daha kolay hızlı olsun. Şöyle. Patateslerle mercimekleri yoğuruyoruz Ferhat'cığım. Buna zaten ancak erkek gücü yetebilir. Evet, ben çok fazla beceremedim. Ha. Aferin sana. Süper. Peki hayatım. Şimdi bu albümdeki şarkılarına klip çekeceksin tabii. Henüz çekmedim. Ha çekmedin daha. Çekeceğim. Yani hani bir tane iki tane... taşlandırmak istiyorum tabii ama gerçekten ticari kaygıyla yapılmış bir albüm değil onu söylemek istiyorum. Hı-hı. Bir arşiv niteliğinde bir çok dinleti... ciddi şarkılar var evet. Burada yani bayağı ağır hani evet. Ustalık isteyen şarkılar var. Dinleti niteliğinde yapmış olduğumuz bir albüm. O yüzden belki de hiç çıkmadığım kadar hani programlara çıkıp sizlere dinletmek istiyorum. Çünkü hani yaptım belki bir iki sene sonra tekrarını ya yaparım ya da yapmam hani kısmet olur olmaz ama bence gelecek nesillere birer hani arşiv niteliğinde bizlerden miras niteliğinde bir albüm elimden geldiği kadar o yüzden söylemek ve size dinletmek şimdi istiyorum. Ne ekelim içerisine? Ne ekelim mercimek. Mi? Mercimek. Mercimek ekelim bakalım ne çıkacak. Ekleyelim. Mercimek ekiyoruz patatesin içine. Şöyle. Tamam. Ona bir çok mercimek biraz... Çok mu oldu? Yok yok ezelim mi diyorum. Ezelim. Ezelim, evet, onları da ezelim. Bunları bayağı ezelim. Enteresan. Daha önce hiç. Evet. Bir yani de... hani patatesli börek biçimde patates mercimekliği ilk defa yapıyoruz. Not alan var mı içinizde bakayım? Çok bakayım. Kolay. Alın ve acayip. Kafanızda. Yediğiniz yani, zaman inanamayacaksınız tadına. Tutabiliyorsunuz değil mi? Tabii. Hop. Gençlik evet. Başka bir şey. Bence bu miktar iyi. Yeter mi? Yeter. Ben tamam. Olsam tutamazdım. Birazcık da bunu böyle tabii çok çok minik yapmak lazım. Ben tamam ben onları bir sonra doğrayayım hemen. Önce onu da içine karıştırırsam. Bu kadar mı? Harcı. Evet. Tamam o zaman. Biraz tuz falan katalım. Baharat zaman, katalım. Peki bu yoğurt şöyle baharatla. O mayonez. Mayonez. Ha mayonez de o var. O ayrı bir kreması olacak onun. Ha sos yapacağız ondan. Tamam siz evet, baharatları ekleyin içerisine. Tamam. Ondan sonra ben hemen maydanozları kıyıyorum. Sen sonra bir ara tadına bakar mısın bunu? Tamam ben bir ara hemen tadına bakacağım. Karabiber. Çeşnici başı olarak tabii atabilirsiniz.
tuzumuz da kondu. Evet. Karabiber koyduk. Diğer baharatlar da şu an eklemiyoruz galiba. Yani yok. İhtiyacımız yok. Biraz tamam, baharat güzeldir aslında. Birazcık olsun. Kadar olsun. Tamam. Ben gene şeye ben dönüyorum. Hocam. Hani aşk meşk işlerine. Hı-hı. Evleneceğin adam. Yani Ebru'nun kocası. Hı-hı. Nasıl bir adam olmalı? Nasıl bir adam sana seni kendine özel hissettirir ve işte bu, ben böyle bir adamla evlenebilirim dersin. Tabii bu herkese göre değişen bir şey ama bence asıl olan şeyler var. Hani temel baş kurallar var. Bir kere kesinlikle çok vicdanlı olmasın. Hani vicdan bence insanda aranması gereken en önemli özellik. Bir evet. Yani vicdanlı olan bir insan zaten benim... Kötü olamaz ki. Olamaz ve hani bende 2 artı hani önde olan, 2-0 önde olan bir karakterdir. Bunun dışında kafa dengi denen bir durum var. Hani sevgi aşk bir yere kadar ama ben saygıya çok önemsiyorum. Saymak birbirinin, özel zevklerine saygı duymak, karakterleri olduğu gibi kabul edebilmek, birbirini değiştirmeye çalışmamak. Ama değiştirmeye çalışıyorsan zaten biraz problem oluyor. Onun dışında çok kolay bir insanım aslında. Hani çok böyle hani daha eğlenceli olabilen, işte hani müziği seven. Biraz da adam kadını seven. Eğlendirmeli yani. Ya, kesinlikle. Espri ya, çok önemli. Olmalı. Ben çünkü güldürmeli. Hayatı çok ciddiye almayı sevmiyorum. Yani biraz böyle ekranlarda falan ciddi gözüküyoruz. Konuk olduğumuz için belki olabilir ama burada çok rahat olabilirsin. Evet, çok alakam yoktur aslında. Evde çok son derece makara, her şeyi böyle tiye almayı seven, rahat olmayı, rahat ettirmeyi seven bir insanım. Karşımdaki insan da biraz öyle olsun istiyorum ama hayat bir dengeden oluşuyor. Belki ben böyleyim, karşımdaki de öyle olursa her şey laş mı olur? Onu bilemiyorsun. Peki kocan sana dedi ki mesela çok aşıksın adama, evlendin. Sana dedi ki bak Ebru, ben çoluk çocuk istiyorum. 3 tane, 4 tane çocuğumuz olsun ve sen asla çocuğun evde oturacaksın dedi. Evet. Ne yaparsın? Evde otururum desem, hani işimi yapmam desem bir kere beni dinleyenlere çok haksızlık olur. Çünkü bir yaştan ve bir aşamadan sonra sen bıraksan bile onlar seni bırakmazlar. Hani ben öyle bir durumdayım. Ama 3 tane çocuğun oldu. Ama yapabilirsin, bunda bir şey yok ki. Yani vücudun el veriyorsa şartların. Çok zor bir şey yani. Maddi manevi bir el. Evet. Ya o da 3 çocuk diye tutturmaz herhalde yani. Kızları yemediyse 3 çocuk. 3 çocuk olmazsa seni boşarım. Öyle herhalde olmaz ama hani bir evlilik zaten evliliğin meyvesidir. 1 çocuk 2 evet. çocuk yapılır diye düşünüyorum. Hadi tamam. Oldu mu? Oldu. Şimdi. Evet. Şimdi bunu böyle bir silip. Şeyler, malzemeler. Ulamam bu eldivenden kurtuluyorum. Şurada şeyler yok, var. Hayır. Bunu sormak istiyorum. Ben burada kendime çok güvenmiyorum ama. Evet. Ay bak yırttım bile. Düşmüyor mu? Bunu böyle serip şöyle uzunlamasına böleceğiz, keseceğiz. Muska gibi mi saracağız sonra? Hah, evet. Bravo. Tamam, peki. Ebru'cum, Tokat At diye bir site var. Hiç girip baktın mı Tokat At? Aa, hiç bakmadım. Bak bence oraya bir gel. Bu ünlülerin, Türkiye'deki ünlülerin işte bazı böyle cümleleri var. Onlara halktan insanlar giriyorlar, o cümleyi okuyup tokatı atıp çıkıyorlar. Ha, bak, Tokat At deyince ben de tokat at anladım. Hayır, Tokat At. Şimdi seni tokatlayanlar var. Ha, süper, ne güzel. Bak, ne bak, tokatlayanlardan bir tanesini okuyorum. Demişsin ki, son kullanma tarihim geçmeden anne olmak istiyorum. Evet, demişsin. Biraz önceki konu. Onun üzerine zaten Tokat At'a geçtim. Yani abim dalga geçer benimle. Çünkü onun 2 tane çocuğu var. Kızım ben hadi son kullanma tarihin geçmeden, ben de sinir olurum ona, beni gıcık eder böyle. Son kullanma tarihin geçmeden evlen, bir çocuk yap falan der bana. Onu da espri de Sercan abilerin programında söyledim öyle. Hani o abimden kalma bir espri. Şimdi bak, atılan tokatla biri Black Rose. Bazen de böyle isim vermiyorlar. Olursun ama uğraşmalısın demiş. Atilla Kuru, son kullanma tarihin bitse de raf ömrün sürer Ebru'cum, takma kafana diyor. Hoş bir şey söylemiş yani. Evet, güzel bir şey söylemiş, sağ olsun. Evet. Peki, Ebru demiş ki, ayda en az 2-3 kere hamama giderim demiş. Evet. Ay ben de bayılırım hamama. Arabamın bagajında terliğim,
havlum olan bir çantam vardır ve bir anda hamama gitmeye karar verebilirim demiştim. Kesinlikle ya. Yani bizde bir kültür hamam. Ben ayda bir kere gitmezsem bir kere hiç rahat etmiyorum. Hani arabamın arkasında bulunduruyorum ki bir yerden çıktım. Şimdi ben buradan çekimden çıktım. Ne yapacağım belli olmaz. Hani saçım yapılı, yüzümde de makyaj. Hani bir buradan çıkıp işin yoksa. Geçtim bir yerden, hiç önemli değil. Bir mahalle hamamı da olabilir. Bir yerin özel bir hamamı da olabilir. Her an girebilirim yani. Şimdi hamama gitmeye karar verebilirim demiş ya Ebru. Hemen atılan tokatları okuyorum. Atilla Kuru demiş ki tam teşekküllü hamamcı teyze demiş. Leyla hep verdi diye bir vatandaş. Aa, meşhur hamamcı teyze Ebru Yaşar'mış demiş. Evet, evet, o benim. Sema Topraklı benim. Nasıl oluyor bir anda, nasıl bir his basıyor, bir soğuk sular döküneyim mi diyorsun demiş. Aynen öyle diyorum. Bakın bu tokat atar tüm ünlülere söylüyorum. Vallahi arada bir girin, ben tokatları bir görün derim. Bakayım başka tokatım var mıymış. He. Efendim demiş ki Ebru Yaşar, Ebru Gündeş ve Gülben Ergen'le düet yapmam. Çünkü onlarla karakterlerimiz uymuyor demiş. Böyle bir şey dedin mi? Çok eski bir şey olabilir demiş olabilirim ama bunun karakterle alakası yok. Bence ses yapısıyla alakası var. Mesela Ebru Gündeş de sesimiz birbirine yakın olabilir. Sesler uymadığı için. Yani evet, yakın olabilir. Aynı tarzın erkek olursa düetine sıcak bakabilirim ama kadın kadına aynı tarzda ben çok fazla... Yani renkli görmüyorum onu. Bir erkekle olur ya da çok farklı bir tarzda bir kadınla düet olabilir diye. Tokatçılar, bakın tokat atarken biraz dikkat edelim atılan tokatlara. Atilla Kuru, karakteriniz değil sesinizin uyması gerekmiyor mu? Ev arkadaşı olmayacaksınız ya canım demiş. Yine Ebru Yaşar, vücudunuzda en çok nerenizi beğenirsiniz sorusuna... Beğenmediğim hiçbir yerim yok demiş. Bence de haklı. Çok şükür. Gamze'mi çok seviyorum. Evet. Ve o bana bir özellik katıyor. Gözlerimi seviyorum. Gerçekten çok güzel. Ayaklarımı beğeniyorum. Popomu beğenirler ve ben de beğenirim demiş. Evet. Semra Tükenmez 60 tokatı. Poponu beğendiklerini nasıl söylediler? Hepsi senin mi? Falan mı? Yok, yarısı demiş. Selin Muştucu da demiş ki hangi açıdan beğeniyorsun demiş. Yandan beğeniyorum. Ay Allah'ım ya. Evet. Şimdi şöyle bakalım. Şöyle bunu muska gibi sarmayı siz herhalde. Ben de biliyorum. Biliyorsunuzdur. O yüzden size bırakacağım. 3 tat var burada. Tamam. Ha, yufkaları doğradık öyle mi? Tamam. Melek ablacığım, bunları böyle uzun uzun yaptık. Şimdi muska halinde şey yapacağız. Tamam. Saracağız. Şöyle şuraya mesela alabildiği kadar. Çok mu oldu? Bir deneyelim bakalım. Gel, biraz çok alalım biz. Olur mu olmaz. Şöyle yapalım. Güzel. O ölçü. Yani bunun içine maydanoz koyduk, işte baharat koyduk birazcık, patates ve mercimek koyduk. Süper. Şöyle. Evet. Muska şeklinde şöyle döndüre döndüre sarmaya çalışacağım. Üçgen şeklini bozmadan. Evet. Hı-hı. Oluyor mu? Olacak. Bence oluyor. Güzel. Ters ya. Evet, bu biraz zor bir hareket çünkü. Evet. Bunu çözmek. Hadi biz de bir taraftan. Hadi bir tane de sen yap bakayım Ferhat'cığım. Bir tane de ben yardım edeyim. Hadi şöyle basalım mı Ferhat'cığım? Olur. Şöyle yapalım. Bakayım. Ben şimdi puan vereceğim. Hangisinin onun muska şekli daha iyi? Güzel olur. Bunda çünkü ben hep bir şey yaşıyorum. Mücahit'cim sever misin muska böreğini? Sahi mi söylüyorsun? Tamam o zaman... Bak Mücahit'i bildiğim. Zaten Mücahit'i görür görmez dedim ki... O saçlarla Mücahit'cim. Mücahit'imiz 10 numara. Gönlümün prensesin yani. Ki vallahi bilmiyordum, hani tanımıyordum. Direkt görür görmez. Çok şekerdir, çok. Evet. Şöyle yapacağız. Evet. Aa, seninki daha güzel oldu. Ve... Ya bak tam muska benimki ne oldu? Sarı şeklinden kaybettim. Evet. Kare oldu. Onu ben zaten evde de beceremiyorum. Böyle zor bela sarıyorum. Ulan hadi beraber. Şimdi bak sen öğrenirsin dedim. Reklama az suyla kapatıyoruz. Evet, suyla kapatıyoruz. Sonra kızartacağız değil mi bunları? Evet. Tamam, kızartma işlemini ben hallederim. Tamam. Şuradan başlayalım. Şöyle yapalım. Şuraya bırakıyorum. Beraber sarayım mı? Tamam. Evet değerli konuklarım. Ebru Yaşar ve Ferhat muskaları sararken biz bir reklama doğru gidelim. Paramızı kazanalım, hemen geliyorum. Üçgen. Üçgen.